Evet, herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Ben Rıfat Tokgöz. Bugün sizlerle Türkiye'deki internet hızını konuşacağız. Türkiye'de biliyorsunuz dostlar, internet kullanmak adeta bir işkence gibi. Neden bir işkence gibi Türkiye'de internet kullanmak? Çünkü oldukça yavaş. Yani operatörler bu yatırımlarını yapmıyorlar. Dolayısıyla biz kullanıcılar hep mağdur oluyoruz. Daha önce bu konuyla alakalı defalarca video çektim. Son zamanlarda Twitter'da bu konuda çokça paylaşımlar var. Neden dünyanın en yavaş internetini kullanıp da dünyanın en pahalı tarifesini ödüyoruz şeklinde birçok paylaşım var. Şimdi ben videoya başlamadan önce dostlar kısaca Meram'ı anlatayım. Şimdi dostlar ben Türk Telekom kullanıyorum. Daha önce Turkcell kullandım, Vodafone kullandım. Fakat bu hatların hepsi bana sıkıntı çıkardı. Özellikle benim kaldığım yer biraz gettolarda kalıyor. Biraz gettolarda yaşıyorum ben. Getto yani benim yaşadığım yer. Şehrin, yani şehrin bir mahallesi diyeyim. Aslında merkezi bir yer. Fakat buna rağmen download hızım 3.5, upload hızım da 2.1, bazen 1.5'e kadar bile düşebiliyor dostlar. Hatta bazen hiç bağlanmıyor. Uçak modunu alıp tekrar açıyorsunuz. Böyle bir durum var. Dolayısıyla oldukça mağdur bir durumdayım dostlar. Eminim bu sorunu sizler de yaşıyorsunuzdur. Peki biz bu sorunu neden yaşıyoruz? Bu konuya değinmeden önce dostlar, dilerseniz ben bu konuyla alakalı birkaç görsel hazırladım. Birkaç video hazırladım. Onları bir izleyin. Benim yaşadığım mağduriyeti bir izleyelim. Ondan sonra ben konuşmaya devam edeyim dostlar. İzleyin bakalım benim internet hızım ne kadarmış, neden böyle sistemkar konuşuyorum, Türkiye'deki operatörler hakkında bunu hep beraber kararını verin dostlar diyorum. Hadi bakalım bir izleyelim. Evet, şu anda Türk Telekom ağına bağlıyız ve bir hız testi yapacağız. Hadi bakalım. Evet, hız testi şu anda sayfaya girdik. Türk Telekom internet hızı sayfasına girdik. Çerezleri reddettik. Bakın defalarca başlat tuşuna basmama rağmen hız testine bile başlamıyor. Ne zaman? 20-25 kere dokunduktan sonra. Bak, görüyorsunuz değil mi? Defalarca dokunmama rağmen hız testine bile başlayacak kadar internet yok yani. O kadar yavaş yani. Bakın görüyorsunuz değil mi? Neyse, şöyle bir sayfada zaman geçirelim. Evet, şimdi yüklüyor dostlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet, görüyorsunuz şu anda. Bakın download hızımız ne kadarmış, hep beraber görelim. Türkiye'deki berbat internet altyapısı nasıl bir şey, hep beraber görelim. Bakın şimdi download hızına bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 3.3 megabit. Evet, 3.3 megabit. Gerçekten tam bir rezalet. Tam bir rezalet yani. Şimdi upload hızına bakalım. Yani internete herhangi bir veri yüklemeye çalıştığımızda ya da şöyle söyleyeyim, bir canlı yayın açmaya çalıştığınızdaki alacağınız hız, o da 1.4 megabit dostlar. Tam bir rezalet. Türk Telekom altyapısı tam bir rezalet. Buradan bir kez daha Türk Telekom'u, verdiği hizmeti kınıyorum dostlar. Türkiye'deki rezalet internet hızı İşte budur dostlar. Evet dostlar, şimdi videoyu izlediniz. Yani videoları izlediniz. Gördünüz değil mi? Yani bakın, şu an elimde bir akıllı cihaz var. Samsung Galaxy A72 cihazı var. Emin olun iPhone 16 Pro da olsa aynısı olacaktı. Yani Türkiye'de ne yazık ki bize reva görülen internet hızı bu dostlar. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ve buradan şu anda müşterisi olduğum Türk Telekom'u kınıyorum ve kendisine ödediğim her kuruş verginin zehir zıkkım olmasını diliyorum. Çünkü daha doğrusu özür diliyorum. Kendisine ödediğim her kuruş paranın, ücretin zehir zıkkım olmasını temenni ediyorum. Çünkü bana adeta bir nasıl diyeyim size, cehennemi yaşatıyor. Daha önce 2-3 tane telefon kırdım dostlar. 2-3 tane telefon kırdım sırf bu çekim yüzünden. Yani çekim yok yani, telefonların çekim kalitesi yüzünden ben daha önce 2-3 tane telefon kırdım. Akıllı cihaz kırdım, parçaladım. Bana da yazık, günah değil mi kardeşim? Sen benim sinirlerimde niye oynuyorsun? Bakın, o kadar saçma bir şey söyleyeceğim ki size. Geçen gün YouTube'a bir video çektim dostlar. Kanalıma girerseniz görürsünüz. Kadıköy Vlog diye bir video çekmiştim. Yaklaşık edit, kurgu falan filan toplam çıktısı, renderını aldım 7 GB.
Şimdi ben bu 7 GB'lık videoyu ne kadar zamanda yükledim? Hadi bir tahminde bulunun bakalım. Size bu kadar saydım olumsuzlukları, çekim kalitesinin ne kadar berbat olduğunu. Hadi bana söyleyin, sizce ben 7 GB'lık bir veriyi YouTube'a ne kadar sürede yüklemişimdir? 60 FPS bir tane video. 35 dakika. Evet dostlar, gördüğünüz gibi Türk Telekom'un berbat interneti hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Bakın şu anda buraya CİMER şikayet yazacağım. Bakın. CİMER şikayet. Yazıyorum. Bakın. Yani sıradan bir Google sayfasını bile yükleyemiyor. Görüyorsunuz değil mi? Sıradan bir Google sayfasını bile bakın. Bakın. Ne kadar zaman sonra bak yükledi. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir dokunalım bakalım. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu lanet olası, bu berbat internet hızını, bu Türk Telekom'un sunduğu bu mobil berbat internet hızını CİMER'e şikayet edeceğim ama CİMER'e giremiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bakın defalarca deniyorum ama ne yazık ki o kadar berbat bir internet hızı var ki kullanamıyorum interneti. Bakın şurada da YouTube'a video yüklemeye çalışıyorum. Bakın 80 kilobayt diyor. Yani bırakın megabitleri falan filan. Kilobaytla bile bakın bak kilobayt görüyor musunuz? 68 megabaytlık bir video yükleyeceğim. Yaklaşık 5 dakikadır uğraşıyor ve 80 kilobaytlık bir şu anda yükleme hızı var. Defalarca uçak modunu aldım kapattım ama yok. Burada da görüyorsunuz şu anda internet tamamen yok neredeyse. Bakın görüyorsunuz işte Türk Telekom'un biz müşterilerine, Türkiye'deki müşterilerine verdiği hizmet bu dostlar. Ben buradan bir kez daha Türk Telekom yönetimini kınıyorum. Lanet olsun sizin verdiğiniz internete, internet hızınıza. Size ödediğim her kuruş zehir zıkkım olsun diyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu siteye ulaşılamıyor. Sorun teşhis ediliyor. Sorunu teşhis etmeye gerek yok. Sorun Telekom'un berbat altyapısında. Bakın tekrar yeniliyorum. Yok. Durum bundan ibaret dostlar. Yani ne diyeyim? Lanet olsun böyle internete, böyle altyapıya. Bunlara bizim ülkemizde ekmek yediren bu operatörlere, ekmek yediren yetkililere buradan yetkilileri kınıyorum. Gerçekten vatandaşın yanında olan bir gün yetkili birisi gelecek ve bunlara bu ağ sağlayıcılara, operatörlere gerçekten kök söktürecek bir yönetici bekliyoruz. Bakın. Bakın görüyorsunuz değil mi? Defalarca yeniliyorum ama yok. Yani bir basit bir CİMER sayfasına bile, yani bir Google sayfasına bile giremiyoruz. Kilobaytlarla bağlanıyoruz. Bakın. Bakın burada bakın. Ben size yalan söylemiyorum. Bakın. Bakın görüyorsunuz. Konuşmaya başladığımdan beri, videonun başından beri sadece 2 MB yükleyebildim. Yaklaşık kaç dakika? Bak 2,5 dakika oldu. 2 MB video, 2 MB yükledi. YouTube'a 68 MB'lık video yükleyeceğim. Yani ne diyeyim abi, lanet olsun, Allah kahretsin. Ödediğim her kuruş zehir zıkkım olsun Türk Telekom sana. Başka da bir şey demiyorum yani, ne diyebilirim ki? Tam 7 saatte dostlar, tam 7 saatte, bakın tam 7 saatte ben bu videoyu YouTube'a yükledim. Gerçekten çok korkunç bir hız. Ve şöyle söyleyeyim, bizim ev sahibinden alıyorum ben Wi-Fi'yi. Wi-Fi'nin dibinde olsanız bile, yani ev sahibinin evine gittiğim zaman bile o kadar yavaş ki, orada bile hız testi yaptım. Bakın modemin dibindeyim. Modemin dibinde hız testi yapıyorum. Ne kadar biliyor musunuz? Upload hızı 2.3, download hızı 5.5. Yani bu şu demek dostlar. İnternetten herhangi bir video izlerken, örneğin TikTok'ta bir video izliyorsunuz. Örneğin atıyorum Twitter'da sayfada geziniyorsunuz. Orada bir videoya denk geldiniz, izliyorsunuz. İşte ne bileyim, yine internetten herhangi bir görsel arattınız falan. Buradaki size verdiği hız bu. Peki buraya kadar her şey normal. Ne dedim? 5.5 maksimum. Bakın Türk Telekom'un Wi-Fi ağından bahsediyorum. Peki upload hızı ne kadar? Yani örneğin bir canlı yayın yapıyorsunuz. Örneğin benim gibi bir içerik üreticisiniz. Çok güzel bir içerik çektiniz. YouTube'a yükleyeceksiniz. Heyecanla yüklenmesini bekliyorsunuz. Ya burada 2.1, 1.5, 1.8 bu arada değişiyor. Bakın ben canlı yayın yapıyorum dostlar. Ben bir içerik üreticisiyim ve canlı yayınlar yapıyorum. Şimdi ben evde canlı yayın yaparken dostlar, çok pardon, bir su içeyim. Şimdi ben evde canlı yayın yaparken bana sürekli izleyicilerimden gelen şikayet şu dostlar. Abi diyor, yayının donuyor. İşte 144p yayın mı yapıyorsun diyor. Sesin gelmiyor diyor. Görüntü gidiyor. Şimdi bakın. Ben bizzat bunu biliyorum. Ben çünkü bir yayıncı olarak ekranımda görüyorum.
İkide bir böyle dönüyor. Bakın Wi-Fi ağındayken de dönüyor, tekrar bağlanıyor. Sonra mobil bağlantıya geçiyorum. Yani sözde 4.5G. Normalde Edge ile, yani 2G ile falan bağlanıyorum. Orada da yine kopukluklar oluyor. Arada bir böyle dönüyor. Peki dedim hadi bir konuk alayım. Öyle ya. Yayına bir konuk alayım dedim. Sürekli böyle papağan gibi ben konuşuyorum, yoruluyorum. 3 saat falan sürüyor benim yayınlarım. Yayına konuk alayım dedim. Bu da olmadı. Çünkü internet hızım yok. Oturdum araştırdım. Dedim ki acaba benim cihazımdan kaynaklanan bir sorun mu olabilir? Yani benim cihazımdan mı kaynaklı bu dedim. Önce bir hız testi yaptım. Acı gerçekle karşılaştım. Dediğim gibi upload ve download hızını gördüm. Acı gerçekle karşılaştım. Bu hızlarda yayın yapmanın mümkün olmadığını gördüm. Sonra oturdum araştırdım. Dedim ki YouTube'da kaliteli bir canlı yayın yapmak için ne kadar bir internet hızı lazım? Bakın YouTube'da ya da herhangi bir platformda kaliteli bir yayın yapabilmek için kaç megabitle internete bağlanmamız gerekiyor? Daha doğrusu upload hızımızın kaç megabit olması gerekiyor? İnanır mısınız dostlar? Bakın diyorum ya, benim maksimum 5.5'i geçmemiştir upload hızım. Yani internete herhangi bir veri yükleme hızım. Bakın ben araştırmayı yaptım dostlar. Ne gördüm biliyor musunuz? Şu an yani Türk Telekom'un bana layık gördüğü ve benim gibi milyonlarca insana layık gördüğü o 5.5 megabitlik internet hızıyla sadece, bakın sadece 144p. Bakın 144p, yani hani şu neredeyse pikselleri sayıyorsunuz ya, YouTube'a 20 sene önce atılmış videolar falan var ya, izlemişsinizdir böyle kalitesiz dandik. Onun gibi bir yayın. Peki kaliteli bir yayın için ne kadar gerekli bana? Bana en az 10 megabit lazım ki, bakın en az 10 megabit lazım ki ben 480 ya da 640 ya da 720p bir yayın yapayım. Full HD yapmak istesem, yani benim yayınımı ben ekranda nasıl görüyorsam benim izleyicim de aynı şekilde görsün. Değil mi? Peki bunun için ne kadar internet hızına ihtiyacım var? Bunun için de dostlar yaklaşık 20-25 megabit bir internet hızımın olması gerekiyor. Peki 4K? İmkansız zaten, ülkemizde 4K şu an yok. Yok, bana göre yok yani. Kimse yiyemesin yalandan. Türkiye'de dostlar YouTube'da yayın yapmak istiyorsanız ve 4K yayın yapmak istiyorsanız en az 100 ve 150 megabit, hatta 200 megabite kadar internet hızınızın ve gerçek anlamda internet hızının olması gerekiyor dostlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bakın 4K'yı geçtim. 1080p'yi geçtim. 720, 640, 480'i geçtim. 240 bile değil. Sadece 144p yayın yapmak için Türk Telekom bize internet sağlıyor. Şikayetvar.com var biliyorsunuz. Oradaki şikayetleri okudum. Dedim ki peki dedim böyle sorunlar yaşayan insanlar, yani benim yaşadığım sorunları yaşayan insanlar ne yapmışlar? Öyle ya. Merak ettim, bir araştırayım dedim. Şimdi dostlar benim yaşadığım bu sorunları yaşayan insanlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Defalarca, belki 15-20 defa çağrı merkezini arıyor, kayıt bırakıyor, arıyor, neyse. Bir tane orada bir şikayete denk geldi. Çözüme ulaştı diyor. Nedir dedim, nasıl dedim, hani çözüme ulaşmış olabilir dedim. Diyor ki aradım diyor, en son diyor ben diyor bu işi diyor CİMER'e yazdım diyor. CİMER'e yazdım. CİMER'e yazınca diyor bir şeyler oldu diyor. Defalarca müracaat etmeme rağmen değişmeyen internet hızım. Çünkü kendisine 100 megabit vaat edilmiş ama kendisi 20 megabit kullanıyor. Birdenbire diyor beni aradılar. Yani bir şeyler yaptılar diyor telefonda diyor. Bir işlem yaptılar. Baktım diyor internet hızım gerçekten diyor 100 megabite ulaştı diyor. 50 megabite ulaştı neyse. Yani düşünebiliyor musunuz? Demek ki isteseler, yani bu operatörler, bu bize hizmeti sağlayan bu kuruluşlar İsteseler hepimiz kaliteli hizmet alabiliriz. Değil mi? Tabii ki hala fiber internetin veyahut da normal internetin bile olmadığı, ulaşmadığı, altyapısının olmadığı ne yazık ki bölgelerimiz var. Bu ülkemizin kanayan bir yarası dostlar. Benim gibi bir deli var mıdır? Bunları dile getiren böyle YouTube kanalında bir YouTuber, bir yayıncı var mıdır? Gerçekten bu da tartışma konusu. Çünkü ben çok rastlamadım. Çünkü, bakın ben bu videoyu çektim değil mi? Bakın bu kadar veri harcadım. Bu kadar zaman harcadım. Bu kadar dil döktüm, çene döktüm. Peki ne kadar izlenecek? Bakın ben size söyleyeyim. Bu videonun maksimum izleneceği 100-200. Daha fazla değil. Çünkü insanlar öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey vardır. Dostlar.
Öğrenilmiş çaresizlik. Bu daha doğrusu kabullenmiş insanlar ve buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Yani kendisine sunulan bu hizmeti bütün dünyada böyle zannediyor. Yani diyor ki aslında bu diyor. Yani internet bu diyor. Halbuki mesela o normal bir internet kullansa tabii sizin benim gibi entelektüel bir karakteri olacak. Anladınız mı? Öyle yani malın önde gideni olmayacak. Sadece TikTok'ta dekolteli kızları görmek için yukarı aşağı video kaydıran 1400 yıl önceden kalma hurafelere inanan gerizekalı, aptal, gerici yobazlar olmayacak. Yani biraz araştırmayı seven, teknolojiden anlayan ve teknolojiyi dibine kadar kullanmak isteyen sizin benim gibi bu videoyu izleyenler öyledir. Değerli kardeşlerim gibi internetten anlayacak, her anlamda bu elindeki akıllı cihazı sonuna kadar kullanacak. Video çekecek, edit yapacak, kurgu yapacak, internetten araştırma yapacak, video yükleyecek, canlı yayın yapacak. Yani bir teknolojinin kendisine sunduğu bütün imkanları sonuna kadar kullanacak. Ödediği parayı son kuruşuna kadar hak etmek isteyecek. Tabii böyle insanlar çok az. O yüzden benim videomda çok fazla izleneceğini zannetmiyorum. Ama ne yazık ki böyle bir sorun yaşıyorum. Şimdi ben bu sorunu CİMER'e yazacağım dostlar. Şimdi ben bu sorunu CİMER'e ileteceğim. Umarım hani bir çözüme ulaşır. Şikayetvar.com'dan da yazacağım. Bir şeye yarayacağını zannetmiyorum. Çünkü daha önceki operatörler de öyleydi. Bakın dedim ya dostlar, ben Turkcell'de kullandım, Vodafone'da kullandım. Emin olun onlar da neden derseniz. Vodafone kullanıyordum. Yaklaşık 2 yıl kadar kullandım. Örneğin YouTube'dan bir video açacağım evde. Giriyorum abi videoya. Bakıyorum. İlk önce bir dönüyor. Bir iki dakika böyle bir dönüyor ekran. Ekranda böyle bir şey çıkıyor, yuvarlak daire böyle dönüyor kork gibi. Ondan sonra pat videoyu açtı. Ama dona dona açıyor, böyle takıla takıla. Videoyu açıyor, birkaç saniye oynatıyor, takılıyor, sonra birkaç saniye daha böyle gidiyor. Hiçbir zaman şöyle bir şey yok. Videoyu açtım, aynı kalitede, videoyu yükleyen yayıncının yüklediği kalitede videoyu izleyeceğim. Böyle bir şey yok. 144p'de açıyor, sonra siz geliyorsunuz diyorsunuz ki hayırdır birader, ben bu kadar para ödüyorum, internetim de var, paketim de var. Amına koyayım, ben niye bu kadar düşük bir çözünürlükte bu videoyu izleyeyim? Hemen ayarlara giriyorsunuz abi, önerilen ayarları kapat. 1080p, 4K'yı seçemezsiniz çünkü imkansız. Yani 4K Türkiye'de imkansız yani. Neyse abi, girdiniz hadi. Size lütfettiler de 1080p'yi Türkiye'de izleyebiliyorsunuz ar zorda olsa. 1080p'yi seçtiniz. İşte o zaman ayvayı yediniz. İşte o zaman ayvayı yediniz. 5-6 dakika bekler. Birkaç saniyesini oynatır videonun. Az önce dediğim gibi. Sonra birkaç saniye böyle takıla 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 takıla. Yani şöyle söyleyeyim size. 1 saatlik bir filmi bir günde izleyemezsiniz. Vodafone'un böyle bir interneti vardı. Benim kaldığım yerde. Peki Turkcell nasıldı? Hani Turkcell 144p'yi direkt açıyordu. Onu söyleyeyim. O konuda Turkcell biraz daha iyi. Ama Turkcell de aynıydı. Yani Turkcell'in de çekim kalitesi gerçekten berbat. Onu söyleyeyim size. İnternet anlamında özellikle. Ya konuşmayı falan siktir et abi. Ben konuşma falan istemiyorum abi. Ben konuşmayla kıyaslamam. Çünkü ben çok fazla telefonla konuşan biri değilim. Ama benim için önemli olan, ben bir yayıncıyım kardeşim. İçerik üreticisiyim. Ben bir içerik üreticisiyim. Benim için önemli olan şey şu telefondaki internetin hızlı olması. Bakın hızlı olması diyorum. İnternet olmasından bahsetmiyorum. Benim kullandığım internetin hızlı olması. Dolayısıyla Turkcell de bu konuda sınıfta kaldı. Peki Telekom? Benim evimde yine. Telekom daha beter. Bakın şimdi videosunu koyayım buraya, izleyin. Şu videoyu bir izleyin Allah aşkına. Ya da şöyle geleyim beraber izleyelim. Dur. Ayağımın altında su varmış. Evet dostlar, ben şöyle geleyim. Ne tarafa bakacağım? Şöyle kadrajla tam şey yapamıyorum. Şimdi şu videoyu beraber izleyelim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ben kendimi donduracağım burada. Beraber videoyu izleyelim bakalım. Evet dostlar, gördüğünüz gibi Türk Telekom'un berbat interneti hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Bakın şu anda buraya CİMER şikayet yazacağım. CİMER şikayet. Yazıyorum. Bakın. Yani sıradan bir Google sayfasını bile yükleyemiyor. Görüyorsunuz değil mi? Sıradan bir Google sayfasını bile, bakın. Bakın. Ne kadar zaman sonra bak yükledi. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir dokunalım bakalım. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu lanet olası, bu berbat internet hızını
bu Türk Telekom'un sunduğu bu mobil berbat internet hızını CİMER'e şikayet edeceğim ama CİMER'e giremiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bakın defalarca deniyorum ama ne yazık ki o kadar berbat bir internet hızı var ki kullanamıyorum interneti. Bakın şurada da YouTube'a video yüklemeye çalışıyorum. Bakın 80 kilobayt diyor. Yani bırakın megabitleri falan filan. Kilobaytla bile bakın bak kilobayt görüyor musunuz? 68 megabaytlık bir video yükleyeceğim. Yaklaşık 5 dakikadır uğraşıyor ve 80 kilobaytlık bir şu anda yükleme hızı var. Defalarca uçak modunu aldım kapattım ama yok. Burada da görüyorsunuz şu anda internet tamamen yok neredeyse. Bakın görüyorsunuz işte Türk Telekom'un biz müşterilerine, Türkiye'deki müşterilerine verdiği hizmet bu dostlar. Ben buradan bir kez daha Türk Telekom yönetimini kınıyorum. Lanet olsun sizin verdiğiniz internete, internet hızınıza. Size ödediğim her kuruş zehir zıkkım olsun diyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu siteye ulaşılamıyor. Sorun teşhis ediliyor. Sorunu teşhis etmeye gerek yok. Sorun Telekom'un berbat altyapısında. Bakın tekrar yeniliyorum. Yok. Durum bundan ibaret dostlar. Yani ne diyeyim? Lanet olsun böyle internete, böyle altyapıya. Bunlara bizim ülkemizde ekmek yediren bu operatörlere, ekmek yediren yetkililere buradan yetkilileri kınıyorum. Gerçekten vatandaşın yanında olan bir gün yetkili birisi gelecek ve bunlara bu ağ sağlayıcılara, operatörlere gerçekten kök söktürecek bir yönetici bekliyoruz. Bakın. Bakın görüyorsunuz değil mi? Defalarca yeniliyorum ama yok. Yani bir basit bir CİMER sayfasına bile yani bir Google sayfasına bile giremiyoruz. Kilobaytlarla bağlanıyoruz. Bakın. Bakın burada bakın ben size yalan söylemiyorum. Bakın. Bakın görüyorsunuz konuşmaya başladığımdan beri videonun başından beri sadece 2 MB yükleyebildim. Yaklaşık kaç dakika bak 2,5 dakika oldu. 2 MB video 2 MB yükledi. YouTube'a 68 MB'lık video yükleyeceğim. Yani ne diyeyim abi lanet olsun Allah kahretsin. Ödediğim her kuruş zehir zıkkım olsun Türk Telekom sana. Başka da bir şey demiyorum yani ne diyebilirim ki. Gördüğünüz gibi CİMER'e bile şikayet için giriş yapamıyoruz. Yani basit bir Google sayfasını bile yükleyemiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki bu berbat internet hızını buradan bir kez daha kınıyorum. Lanetliyorum. Ne diyebilirim? Elimizden bir şey gelmiyor dostlar. Umarım yetkililer buna bir an önce çözüm bulurlar. Aksi takdirde birçok insan bu yüzden sinir hastası olacak. Başı belaya girecek. Yani neden başı belaya girecek? Kısaca açayım. Açıp çağrı merkezine ağzına geleni söyleyecek. Bu da bir suçtur tabii. Doğru bir şey de değil. Oradakiler de emekçi sonuçta. Ama bu operatörlerin özellikle benim kullandığım Türk Telekom'un internet altyapısının berbatlığından dolayı ben sinir hastası oldum. Dostlar sizlere de tavsiye etmiyorum. Türk Telekom pişmanlıktır diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz zaman ayırdığınız için. Ne yazık ki Türkiye'de internet sorunu var dostlar ve hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü Türkiye aslında bir Orta Doğu ülkesi olarak görülüyor. Türkiye'ye gelen hiçbir hizmet tam anlamıyla hizmet değil. Bana göre her şeyin 3. sınıfı bize layık görülüyor. Ben buradan bize bu hizmeti, bu dandik, bu berbat, bu rezalet interneti bize reva gören yetkilileri de kınıyorum. Buna yaptırım uygulamayan yetkilileri de kınıyorum. Kınıyorum da kınıyorum. Hepsini kınıyorum. Sadece kınıyoruz. Başka bir bok yaptığımız yok. Elimizden bir şey gelmiyor dostlar. Ne yapalım abi? Ne yapabiliriz? Bize reva görülen internet hızı bu. Ben de bu bize bu reva görülen internet hızını kabul etmiyorum. Buna sebep olan bütün yetkilileri. Bu Türk Telekom denen kurumu. Hepsini. Kınıyorum diyeyim de başım belaya girmesin. Evet, bugünkü videomuzun konusu Türkiye'de internet kullanımı. Neden bu kadar kötü, internet altyapısı daha doğrusu neden bu kadar kötü ve neden buna çözüm bulunamıyor diye kısa bir video çekmek istedim dostlar. Kısa dedim ama biraz uzun oldu. Ben kameraya karşı konuşunca kendimi tutamıyorum. Böyle konuşmayı seviyorum kameraya karşı. Az önce veda eder gibi olduk. Ben tekrardan izlediğiniz, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kesintisiz bir internet, hak ettiğiniz özgür iletişim hakkınızı kullanabildiğiniz bir Türkiye'de görüşmek üzere diyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lan girsene lan gir amına koyayım lan gir ya gir abi lütfen ya oğlum ya 30 saniyelik bir videoyu nasıl 3 dakikada yüklersin ya 30 saniye ya kilobaytlarla yüklüyor ya çıldıracağım oğlum yüklesene. İşte tepkimiz böyle oluyor dostlar ve kendimize zararımız. Öbür operatör bu arada şunu söyleyeyim de videoyu öyle kapatalım. Suda çıkıp bir açıklama yapmış. Bizimle şakşak geçmiş. Şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki Türkiye'de damacanalar işte bir aile ortalama 3 tane damacana tüketse bir ayda şu kadar para yapar.
İşte bizim aylık tarifelerimiz bu kadar. Dolayısıyla Türkiye'de sudan ucuz. Şey, özür dilerim. Türkiye'de internet sudan ucuz demiş. Bu arada bir osuracağım. Evet, osurdum. Türkiye'de internet sudan ucuz demiş. Türkiye'de iletişim sudan ucuz demiş. Yani bizle dalga geçen, aklımızda dalga geçen lisiyosu. Sana da buradan selamlar gönderiyorum. Anladın sen? Anladın sen lisiyosu. Buradan sana da selamlar gönderiyorum. Benim ödediğim faturadan senin maaşını ödenen her kuruş zehir zıkkım olsun sana da. Hakkımı helal etmiyorum sana da. Niye doğru düzgün bir altyapı yapıp da insanları böyle sinir krizine sokmadan hak ettiği iletişim özgürlüğüne kavuşturmuyorsunuz diye buradan size de bir kez daha sitemimi dile getireyim. Tekrardan görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.